Biliyoruz ki hapishanelerle ilişkileri geliştirmek zor. Bir mektup yazıyorsunuz, ya reddediliyor, ya giriyor, sansürleniyor. İçeriden dışarıya gelen yazılar aynı şekilde sürekli bir sansür mekanizmasından geçiyor. 1-1,5 yılı kapsıyor bu süreç. Yalnızca kitap için değil, kitap dışındaki ortak üretimler için de bu geçerli. Tabii burada yalnızca Erol değil, diğer tutuklularla da, tutsaklarla da aynı şeyi yaşıyoruz, çabayı yaşıyoruz. Tüm fotoğrafların şiirlerle olan ilişkisinin kurulma süreci 1 yılı buldu. Okuyanlar, şimdiye kadar değerlendirenler gayet iyi buldular. Ya tecrit koşullarında özellikle siyasi tutuklular tecrit koşullarında yaşıyorlar zaten. Çok sıkıntılı oluyor. Bunlar zaman zaman aileleri aracılığıyla, zaman zaman avukatlar aracılığıyla, zaman zaman da mektuplaşmalar yoluyla oluyor. Burada önemli olan şey içeriden dışarıya ulaşan metinleri, şiirleri, tabii el yazısı olduğu için onların redakte edilmesi, editlenmesi ve arşivlenmesi çok önem taşıyor. Bu süreç aslında uzun oluyor. Fotoğraflarla da ilgili tabii şu sıkıntılar oluyor. İşte atıyorum bir şu kitabı yollayalım hapishanelere. Kimine girecek, kimine giremeyecek. Keyfi uygulamalar orada da var. Yani içindeki bir fotoğrafa kafayı takıp yasaklayıp geri iade şekline dönüşebiliyor. İşte özellikle seçim üstü bir dönemdeyiz. Biliyoruz ki muhalefete bayağı bir demokratikleşme alanında söz söyleyen bir muhalefet var. Yani bu Millet İttifakı olsun, diğerleri olsun. Bu seçim sürecinin atlatılıp o demokratik dönemin gelmesi, birçok hak ihlallerinin ortadan kalkacağı güzel günlere olsun. Bu kitabın aslında bir amacı da o demokratikleşme sürecinde içeride ve dışarıda yaşananları görünür hale getirmek. Hakim olan sınıfın iktidarı kendisini engel gördüğü her şeyi yasaklar ya da engellemeye çalışır. Bugün Türkiye'de Cumhuriyet'in kurulduğundan beri bunun geçerli olduğunu da biliyoruz. Yani 1920'lerden bugüne sırf 20 yıllık AKP iktidarına bağlamak da gerekmiyor bence. Onun mücadelesini vermek. İçeride olalım, dışarıda olalım. Yani içeride olunca özgürlüğümüzden mahrumuz, işte ahvah etmek yerine Erol'un ve arkadaşlarının yaptığı gibi o yaşam sevincini sürdürmek. Dışarıda bizlere düşen de bunu sonuna kadar ileriye götürmek. Aşağı yukarı kanser hastası kendisi. Birçok kanser ameliyatı da geçirdi. Buna rağmen hala içeride tutuluyor. Biraz önce iktidarla olan ilişkisini de sormuştunuz. Oraya da bağlamam gerekiyor. Bugün 70 yaşında yaşlılıktan dolayı Hizbullah üyeleri serbest bırakılırken işte Erol'un da kanser hastası olmasına rağmen hala o yaşam direnciyle şiirlerini ele alması, tanınmış bildiğimiz edebiyatçı arkadaşlar okuduklarında şok olmuşlardı. Yani dediler biz bir edebiyatçı olarak dışarıda bu kadar güçlü bunu anlatamazdık. Bu nasıl bir duygudur diye şey yaptılar bana, düşüncelerini belirttiler. Hapishanedeki olan arkadaşlarımızla, yoldaşlarımızla dayanışalım. Onların ihtiyaçları var. Dayanışmaya, mektuba ihtiyacı var. Kürt gazeteciler başta olmak üzere özellikle Diyarbakır merkezli yapılan tutuklamaları yaşadık. İşte Abdurrahman Gök bunların içerisinde Nevroz'da Kurkut'un fotoğraflarıyla yer tutan. Yani gerçekliği ortadan kaldırmak, yokmuş gibi hissettirmek için iktidar bunu yapmakla görevli zaten, yapacak. Bizler de içerideki tutuklu gazeteci arkadaşlarımıza da aynı şekilde dayanışmamızı büyütelim. Onlar da çıkacaklar. Yani dışarıda ona uygun biz davranırsak onların da en kısa zamanda çıkmalarını sağlayacağız diye düşünüyorum.